gerekiyor. Evet. Şimdi CHP bu role razıysa mesele yok. Ama bakıldığı zaman hep böyle kimlik ve kutuplaşma üzerine onlar da sıkışmış ve teslim olmuş durumdalar. Halbuki bu arayış, yani en azından Ocak'tan bu tarafa yaşadığımız, 3,5 ayda yaşadığımız başka dinamikler de gösteriyor ki CHP'nin böyle bir değişmesi arzusu, talebi, niyeti var ise bir kaldıraç olarak kullanabileceği veya fikren de insani kaynak bakımından da kullanabileceği kaynaklar destek var. Alabileceği. Evet. Yani ama fikren ama insan kaynağı olarak. Yani beslenme kanallarını CHP açar mı açmaz mı? Ama unutma ki aynı ihtimal HDP veya AK Parti içinde var. Elbette. Yani eğer bugün gördüğümüz partilerin her birinin farklı tonlarda da olsa, farklı dozlarda da olsa beslenme kanallarındaki yaşanan tıkanıklık, hem yeni fikirlere tıkanıklık, hem yeni bilgilere tıkanıklık, hem de yeni insanlara tıkanıklık. Herkes kendi içine doğru büzülüyor. Şimdi bu referandumdan sonra şöyle bakalım, CHP açısından şunu da söylemek mümkün. Şimdi bir yerel seçim yaptık, iki genel seçim yaptık, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Şimdi bu dört tane seçimde oluşan kadrolar ve seçilmiş kadrolar, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Denizli'nin Çal Kasabası Belediye Başkanı dahil, Türkiye'nin tam bu sözünü ettiğimiz bu karmaşık problemlerindeki kritik kavşakta kararları verecek kadroları oluşturmuş olduk. Ve burada CHP'nin ağırlığı yok, AK Parti'nin var. İki, dünkü referandumla da o karar sürecinin kurallarını değiştirdik. Evet. Yani CHP, bu tabii. Yani CHP tümüyle oyun dışı. Şimdi CHP buna razıysa ve oyun böyle devam etsin, ben de muhalefet görevini yerine getireyim sanıyorsa peki devam etsin o zaman, ne yapalım? Ama hayat böyle sürmeyecek. Eğer CHP ve AK Parti'de böyle bir değişim talebine ve karmaşık problemlere yeni bir çözüm bulmak için kendi bu dinamiklerden yararlanma yolunu seçmezlerse, demin dediğim gibi sadece sen ben istiyoruz diye değil, hayat dayattığı için Türkiye'deki bu oyunun sahası da, oyunun kuralları da değişir, değişecektir yani.